Merhaba sevgili oğlaklar. 24 Şubat 2 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, bu hafta yeni ay haftasındayız. 1 Mart'ta 10 derece balık burcuna yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde haftanın genel seyrine baktığımızda hafta başında ay sizin burcunuzda olacak. Oğlak burcunda 24 Şubat, 26 Şubat öğle saatlerine kadar ay oğlak burcunda olacağı için haftaya enerjik başlayabilirsiniz. Ay oğlak burcunda diğer gezegenlerle Uranüs, Plüton, Jüpiter'le sert etkileşimler yapıyor. Özellikle 25 Şubat'ta kendinizi çok kararlı ve hırslı hissedebilirsiniz. Birçok konuyla ilgilenmek isteyebileceğiniz bir gün. Ancak çok inatçı tavırlar içerisinde olmayın. Çünkü bazı ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Özellikle Uranüs açısı nedeniyle ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Aileyle ilişkiler veya üstlerle ilişkiler, özellikle 26 Şubat sabah saatlerinde Ay Mars'la Terazi burcunda kare açı yapacak. Üstünüzdeki kişiler, onlarla ilişkilerde bazı gerginlikler olabilir. Bu bir aile büyüğü de olabilir, anne de olabilir. Çünkü ay özellikle dişi kavramlarla olan ilişkilere de dikkat çekiyor sevgili oğlaklar. 26 Şubat'ta öğleden sonra ay kova burcuna geçecek. Sizin için de maddi konular öne çıkıyor. 26 Şubat ve 27 Şubat'ta bazı alacak verecek ödemeler, fatura işlemleri veya bazı alışverişlerle ilgilenebilirsiniz. Genel olarak rahat etkiler var. 28 Şubat'ta Merkür retrosu düzeliyor. İkinci evinizde Kova burcunda retro hareketteydi Merkür. 28 Şubat'ta ileri harekete dönecek. 18 derece Kova burcundan itibaren başlıyor bu ileri hareket ve 18 Mart'a kadar Kova burcunda olacak Merkür. Daha sonra Balık burcuna geçecek. Artık parasal konularda, maddi konularda biraz daha rahat etkiler söz konusu olabilir. Şu ana kadar bazı terslikler, geri dönüşler söz konusu olmuş olabilir. Bazı harcamalar sizi rahatsız etmiş olabilir. Şimdi Merkür'ün ileri harekete dönmesiyle birlikte bu alanlarda daha hızlı gelişmeler ve daha rahat enerjiler altında olacaksınız. 28 Şubat'ta Ay Balık burcuna geçince yeni ay etkileri devreye girmeye başlayacak. Bu da iletişimin artabileceğini gösteriyor. Yakın çevre ilişkileri artabilir. 1 Mart'ta sabah 10'da 10 derece Balık burcunda doğacak yeni ay. Bu yeni ay bir seyahati gündeme getirebilir. Kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Bir aile ziyareti olabilir. Veya kardeşlerinizle ilgili bir gelişme olabilir. O da sizi dolaylı olarak etkileyebilir. Yeni ay şanslı bir yeni ay. Jüpiter Yengeç burcunda ve yeni aya güzel bir üçgen yapıyor. Jüpiter karşıt evinizde, ikili ilişkiler, ortaklıklar evinizde. Dolayısıyla bir iş anlaşması, bir sözleşme gündeme gelebilir. Bu özel hayatınızda da olabilir. İş ortamında da olabilir veya eşinizle birlikte bir seyahat programı oluşturabilirsiniz. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz. İşinizin tanıtımıyla ilgili reklam, medya çalışmaları yapabilirsiniz. Özellikle internet üzerinde, bilgisayar üzerinde bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Verimli bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz sevgili oğlaklar. Yakın çevre ilişkilerinizin de artacağını ve duygusal etkilerin yoğunlaşacağını söyleyebiliriz sevgili oğlaklar. Evet, yeni ayın etkilerini daha detaylı anlamak için lütfen yükselen burcunuzda izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisindeki etkileri daha yakından takip etmek için günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.